Merhabalar, adım Dilara Ortagüz Dede. Merhabalar, Efecan Dede ben de. 6 aydır buradayız. Buraya gelmeye bir sene önce karar verdik. Karar verme sebebimiz de balayımızı burada geçirmek içindi. Geçen Mayıs ayında buraya geldik. Burayı çok beğendik. Tabii ki hem zaten YouTube'dan Çınar Bey'i de izliyorduk. Burada tanıştığımız Türk çok insan vardı. Onlar da bize çok yardımcı oldu bu konuda. Asıl amaç balayı değil, araştırma yapmaktı. Aynen, evet. O şekilde bir geliş yaptık. Balayımızı birazcık araştırma yapmak için gelmiştik. Bayağı 10 gün boyunca burayı gezme, etrafı görme şansımız oldu. Sonrasında YouTube'dan Çınar Bey'in videolarını çok izlemiştik zaten. Onun sayesinde biraz da bu tarafa yöneldik. Sonra dedik neden olmasın? Neden şirket kurmayalım? Herkes hep ve biz neden yapamayalım gibisinden. Gözlemlememizi yaptık, detaylandırdık. Paramızı topladık. Evet. Biriktirdik, birikim yaptık. Asıl amacımız aslında buraya gelirken otel işletmekti. Eşim turizmci, babam turizmci, F&B müdürü. Yani ailecek buraya gelmek istiyorduk. Biz başlangıç yapmak istedik. Bu sebepten de otel bakmak istedik. O zaman geldiğimizde ona göre bir birikim yapıp geldik aslında. Aralık ayında geldik. O esnada ki otel fiyatlarıyla şu anki otel fiyatlarının arasında dağlar kadar fark var. En az 3 katına çıkmış durumda. Geldiğimizde zaten Türkiye'deyken şirket kurduk. Vekalet verdi Çınar Bey'e. İşlemleri hallettikten sonra temelli gelme kararı aldık. İşlemler devam etti. Bir de biz yılbaşı zamanı geldik. Yılbaşında 15 günlük bir tatil vardı. İşlemler o süre boyunca aksıyordu. Biz ID kartlarımızı beklerken otel bakmaya devam ediyorduk. Öyle bir fiyatlar söylüyorlar ki kira için. O fiyatlar asla etmiyor. Çünkü bir kazanç sağlayamazsın. Ne olursa olsun biz bookinglere dönüp bakıyoruz. Baktığımız yerin önceki zamanına gidiyoruz. Fiyatları neymiş? Bunları araştırarak yapıyoruz. Ertesi gün gidiyoruz. Olumlu veya olumsuz bir şey söyleyeceğiz. Diyorlar ki zaten kiralandı. Aslında biraz da bilinçsizce gelen ve sırf cebinde fazla parası olduğu için gidip tamam ben burayı beğendim alıyorum diyen. Daha sezon başlamadan bu şekilde yapıp işletmeyi terk eden insanlar gördük. Öncesinde bir araştırma yapılması gerekiyor. 6 ay oldu buraya geleli. Evet. Neredeyse 5 ay cebimizden yedik. Bir akış sağlanmadığı için başka bir ülkeye geliyorsunuz. Yani bunun zorluğunu insanlar ne yazık ki düşünmüyor. Ve cebindeki bütün parayı yatırıyorlar ve bunun doğru olduğunu düşünmüyor. Öncesinde araştırsınlar, baksınlar, ona göre bütçe hazırlayıp buraya geldiklerinde de geçirecekleri zamanlarda ceplerinde bir miktar bulundursunlar. Dükkanı almadan önce noterde işlemler geçiyor, muhasebe evraklar topluyor. Biz alışmışız bir günde işlem halletmeye, sabahtan gidiyoruz öğlene kadar bütün evrak işlerimizi hallediyoruz. O şekilde düşünmüştük. Tabii öyle bir şey olmadığını. Buraya gelince işlemlerin yavaş ilerlediğini görebiliyorsun. Buranın yerli halkı çalışmayı çok fazla sevmiyorlar. Bir işlemi 10 saatte yapıyorlar. Türkiye'deki gibi olmuyor ne yazık ki. Noterde işlemimizi hallettik. Evraklarımı verdim ve ruhsatın çıkması gerekiyor. 3 hafta geçti aradan. Artık hani ürünlerimi yerleştirdim. Dükkanım açılacak hale geldi ve bu dükkana usta sokmadık. Her şeyini Efe'yle ben yaptık. Ürünlerimi bekledim. 2 hafta zaten Türkiye'den çektim ürünlerimi de. 3 hafta geçti artık. Evraklarımız tamamdır. Ruhsatımız gelmiştir herhalde. Yani dedik yavaş gidiyor da bu kadar yavaş değildir herhalde. Sonrasında bana şey dediler. Hangi ruhsat? Benim dükkanım var. Hani artık açabilirim. Her şeyim tamam. Sizden bir ruhsatı bekliyorum. Sizin kontratınız yok dediler. Burada da hani etraftaki arkadaşlardan da öğrendiğimiz ruhsat zaten çok zor çıkan bir mesele. Böyle bir korkmaya başladık. Neden? Çünkü hala cepleniyoruz. Dükkanımı açamayacak mıyım korkusu. İş yoğunluğundan da dolayı olabiliyor tabii ki de bu. Ya yani tabii ki de öyle. Bu arada gerçekten hani Türklerin yoğun bir akımından kaynaklı ID kart çıkarmak bir ayı, iki ayı bulabiliyor. Yani bu şekilde birazcık zor zamanlar atlattık ama çok şükür çok yardımcı oldu herkes. Şansımıza Old Town'un içerisinde dükkan bulduk. Buranın yapısı, mimarisi insan içerisine girdiği zaman tuhaf hissediyor zaten. Evet. Eski yapı olmasından ziyade şanslıyız diye düşünüyorum. Old Town içerisi turizm bakımından en yoğun olan yer. Evet, çok gezen var. Kimisi alışveriş yapıyor, kimisi yapmıyor, kimisi yemek yiyor. Potansiyel çok fazla. Hem Old Town'un içerisinde hem Old Town'un dışında. Annem çok istiyordu. Kızım Old Town'un içinden al. Yok ondan değil. Denize yakın olması. Öğlenleri beni bırakıyor burada. Kendisi denize gidiyor. Denize girip geliyor. Ama aynı şeyi sen de yapıyorsun. Biz butik olduğumuz için pazar günlerimiz bizim tatil. Kapalı. Hediyelik eşya bulundurmadığımız için pazar günleri kapalı oluyoruz. Geziyoruz, denizimize giriyoruz.
gidiyoruz. Bazen böyle hissediyorum pazar günleri denize girdiğimiz zaman. Balayını burada yaptığımız için her gün denize inerdik falan ama o zaman da buradaki esnaflarla falan arkadaş olduk. Saat 11'de odadan çıkıyorduk. Milletle selamlaşa selamlaşa kahve içe içe saat 3 falan oluyordu denize inmemiz. Ve yine aynı şekilde işte milletle selamlaşa selamlaşa işte denize giriyorsun. Keyif yapıyorsun. Geziyorsun. Bizi bulmak isterseniz eğer. Eminim isteyeceksin. Woodwall Town'da. Woodwall Town'da. 3 tane giriş var. Bize en yakın 2 giriş var. Ana giriş tarafından girdiğinizde meydan tarafından. Sol yapıp bulabilirsiniz. Bir de marinadan girdiğinizde Villa Balkan'ın arka sokağındayız. Evet, Villa Balkan'ın hemen arka sokağındayız. Restoranlar da var. Adımız Ankor Butik. Ürünlerimiz çok tatlı. Daha önce açıkçası ben hiç ticaret yapmadım. Ama giyime kuşuma çok önem veririz biz kadınlar. O yüzden de sözünü kesiyorum. Şöyle bir algı var. Gideyim karşıki ne satıyor? Onun aynısından geleyim, koyayım, fiyatı düşüreyim düşüncesi var ama biz o şekilde girmedik. Biz tabii gezdik ama olmayan, insanların daha çok beğenebileceği ürünleri seçtik. Evet. Onları topladık, getirdik. Ya burada çünkü kadınlar çok eski tarzları var. Yani burası çünkü Türkiye'nin 80'leri, 90'ları gibi olduğu için insanlar hani kıyafet olarak da fashion gözükmüyorlar. O yüzden de birazcık stillerini, tarzlarını da değiştirmek istedim açıkçası. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ederiz.